Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu refleksive Verben im Akkusativ. Hazırsanız dersimiz başlasın. Hatırlayacak olursanız çeşitli fiillerimiz vardı değil mi? Neydi bu fiiller? Şöyle bir hatırlayalım. Düzenli fiiller vardı, düzensiz fiiller vardı, öyle değil mi? Ayrılabilir fiiller vardı. Bu dersimizde ise refleksive Verben, yani refleksif fiilleri görüyor olacağız. Güzel Türkçemizde olmayan bir durum bu arkadaşlar. Ne demek istediğimiz zaten bu örnekleri incelediğimizde daha iyi kavrayacağız. Öncelikle arkadaşlar, sich'e baktığımızda arkadaşlar, sich kendini anlamına geliyor. Aslında bunu birebir Türkçe'ye çeviremiyoruz arkadaşlar. Demek ki sich tek başına kullanıldığında pek bir mana ifade etmiyor. Sich birebir kendini demek. Öncelikle bunun çekimine bir bakalım. Nasıl kullanıldığını bir hatırlayalım. Onun ardından örneklerle bu durumu pekiştirelim. Şimdi sich'e baktığımızda arkadaşlar, bunu kişilere göre ne yapıyorduk? Çekimliyorduk. Dolayısıyla eş ne oluyordu? Mich olarak çekimleniyordu, öyle değil mi? Du ise dich olarak çekimleniyordu. Üçüncü tekildeki er, sie, es ne oluyordu arkadaşlar? Bu da sich olarak çekimlenmiş oluyordu. Wir, uns, ihr, euch. Saygı durumundaki sie ve onlar, üçüncü çoğuldaki onlar, sie ne oluyordu? Sich olarak kalıyordu değil mi? Demek ki ich, mich, du, dich, er, sie, es, sich, wir, uns, ihr, euch, sie, sich olarak ne oluyormuş? Çekimlenmiş oluyormuş. Öncelikle arkadaşlar, sich duschen örneğine bakalım. Şimdi ben tek başına ich dusche diyemiyorum. Güzel Türkçe'de ne deriz? Ben duş alıyorum deriz, öyle değil mi? Ancak Almanca'da arkadaşlar, ich dusche mich birebir Türkçe'ye çeviremiyoruz arkadaşlar. Ben kendimi duşluyorum gibi abuk bir anlam çıkmış oluyor. Dolayısıyla benim bilmem gereken şey şu: mutlaka duşen sich ile beraber kullanılması gerekiyor. Yani mastar durumda sich duschen diyoruz. Yani tek başına duşen kesinlikle kabul görmüyor. Bunu ne yapacakmışız demek ki? Sich duschen olarak göreceğiz. Mesela ilk örneğe baktığımızda arkadaşlar, ich dusche mich. Bakın az evvel ne dedik? Ich mich ile ne oluyordu? Çekimlenmiş oluyordu değil mi? Sich formunda demek ki ich mich ile, değil mi? Ich dusche mich dediğimde demek ki ben duş alıyorum demiş oluyorum. Ancak buraya dikkat edelim arkadaşlar. Bu olmasaydı ich dusche burada anlamsız olacaktı. Yani bir şeyler eksik kalacaktı. Mutlaka ne yapacakmışım demek ki burada refleksif verb olarak mich'e koymam gerekiyor. Ich dusche mich. Evet, dediğim gibi az önce güzel Türkçe'de birebir çevrildiğimizde, çevirecek olursak çok abuk bir anlam çıkmış oluyor. Ancak bunu bu dil dinamiğinde, Almanca dil dinamiğinde düşünmemiz gerekiyor. Demek ki ich dusche mich. Peki sen duş alıyorsun diyecek olursak, az evvel ne dedik arkadaşlar? Du dich ile örtüşüyor değil mi? Onunla bir arada kullanılması gerekiyor. Dolayısıyla du dusch dich demiş oluyoruz değil mi? Sen duş alıyorsun derken demek ki du dusch dich demiş oluyorum. Peki üçüncü tekilde ne yapacağız arkadaşlar? Er ya da sie ya da es değil mi? Ne olacak? Duscht sich şeklinde ne olacakmış? Yorumlanacakmış. Dikkat ettiysek arkadaşlar, burada duschen de mutlaka ama mutlaka ne oluyor? Çekimlenmiş oluyor. Yani ben tek başına sadece refleksif buradaki sich'i çekimlemiyorum. Aynı zamanda ne yapmış oluyorum? Buradaki olağan çekimlemeyi de yapmış oluyorum. Sich ile beraber bakın buradaki sich'ler de ne oluyor? Çekimlenmiş oluyor. Dolayısıyla o duş alıyor diyecek olursak, er duscht sich. Bu bir kadınsa duş alıyor diyecek olursak ne diyeceğiz? Sie duscht sich ya da es formunda söz gelimi ne olabilir? Das Kind örneğinden yola çıkacak olursak es duscht sich demiş olurduk, öyle değil mi? Peki biz duş alıyoruz derken ne demiştik az önce? Wir uns ile birlikte kullanılıyordu. Dolayısıyla wir duschen uns
biz duş alıyoruz demiş oluyoruz. İkinci çoğula baktığımızda bir grup insanı kastettiğimizi ve bu grup insan karşımızdaysa ne olacak bu? Ya aş ile kullanılacak ve bakın burada gene ne oluyor? Çekimleme söz konusu. Dolayısıyla ya duş aş demiş oluyoruz. Saygı formundaki zi ya da onlar zi. Tabi onlar dediğimizde cümlenin başında olsaydı ne olacaktı? Mutlaka büyük yazılacaktı. Burada anlamamız için bunu ufak yazdım. Güzel Türkçe'de olduğu gibi Almanca'da da ilk harf mutlaka büyük yazılıyor. Dolayısıyla onlar duş alıyor ya da saygı formunda siz duş alıyorsunuz diyecek olsaydık ne olacaktı? Sie duschen sich formunda ne yapacaktık? Sich duschen'i ne yapmış oluyoruz? Demek ki çekimlemiş oluyoruz. Dilerseniz diğer örneklerle bu refleksive Verben im Akkusativ konusunu anlamaya çalışalım. Diğer örneklere geçmeden önce doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich dusche mich. Ich dusche mich. Du duschst dich. Du duschst dich. Er duscht sich. Sie duscht sich. Es duscht sich. Wir duschen uns. Wir duschen uns. Ihr duscht euch. Ihr duscht euch. Sie duschen sich. Sie duschen sich. Sıradaki örneklere baktığımızda arkadaşlar karışık şekilde öğeleri vermişiz. Burada yapmamız gereken düzgün, düzenli bir cümle oluşturmak arkadaşlar. Şimdi ilk örneğe baktığımızda sich baden, Markus ve jeden Abend kelimelerini görüyoruz. Sich baden arkadaşlar banyo yapmak ya da denize girmek, göle girmek anlamına geliyor arkadaşlar. Demek ki sich baden banyo yapmak ya da denize açılmak, yüzmek anlamında kullanılıyor. Markus bu bir erkek ismi. Jeden Abend her akşam demek arkadaşlar. Şimdi biz bu öğeleri ne yapacağız? Düzgün bir şekle sokacağız. Nasıl yapacağız bunu? Dilerseniz öncelikle ne yapalım? Öznemizle başlayalım. Markus badet sich jeden Abend. Bakın arkadaşlar ne olmuş? Özneden hemen sonra neydi kuralımız? Eylem geliyordu. Dolayısıyla badet sich gelecek. Jeden Abend her akşam. Bakın burada üçüncü tekil olduğu için arkadaşlar ne olmuş? Sich olarak kalmış. Bu iş olmuş olsaydı ne olurdu? Ich bade mich jeden Abend şeklinde yorumlanacaktı öyle değil mi? Ja da du badest dich jeden Abend şeklinde yorumlanıyor olacaktı. Şöyle de diyebilirdik arkadaşlar. İkinci pozisyonda ben eylemimi muhafaza ettiğimde jeden Abend ile de başlayabilirdim. Yani şöyle de olabilirdi. Jeden Abend badet sich Markus. Bu da doğru olurdu. Ancak ben burada özne ile başlamayı doğru buldum. Tıpkı güzel Türkçemizde olduğu gibi arkadaşlar cümle başında ben neyi vurguluyorsam onu koymuş oluyorum. Söz gelimi Markus her akşam banyo yapıyor diyebileceğim gibi şöyle de diyebilirdim. Her akşam Markus banyo yapıyor değil mi? Buna göre ne yapmış oluyorum? Cümlenin gidişatını o şekilde belirlemiş oluyorum. Yani kimi kastediyorsam ya da hangi durumu, hangi zamanı kastediyorsam ne yapıyorum? Cümlenin başına koymuş oluyorum. Bir sonraki örneğimize bir bakalım arkadaşlar. Sich anziehen, tosten, schnell, immer. Evet bakın burada anziehen neydi arkadaşlar? Bu ayrılabilir fiil değil mi? Anziehen ayrılabilir fiildi. Tosten, anziehen bu arada giyinmek demek arkadaşlar. Tosten bu da gene bir erkek ismi. Schnell hızlı demek. Immer her zaman. Demek ki immer her zaman. Schnell hızlı. Tosten erkek ismiymiş ve sich anziehen. Anziehen neydi? Giyinmek demekti. Bu da refleksif verb kapsamındaymış. Burada tabii hangi başlık altında değerlendiriliyor bu?
akusatif başlığı altında değerlendiriliyor. Öznemizle bir başlayalım. Tosten, bakın, zieht sich immer schnell an. Bakın ne olmuş arkadaşlar? Özneden hemen sonra ne geliyordu? Eylemimiz geliyordu. Dolayısıyla zieht sich immer schnell an. Bakın ayrılabilir anziehen ne olmuş arkadaşlar? Olması gereken yerde cümlenin sonunda değil mi? Ve ne olmuş burada? Zieht sich olarak çekimlenmiş. Bu iş olmuş olsaydı ne olacaktı? Ich ziehe mich immer schnell an olacaktı değil mi? Ya da bu biz her zaman hızlı giyiniriz deseydik ne olurdu? Wir ziehen ne olacaktı bu sefer sich yerine? Uns olacaktı. Dolayısıyla wir ziehen uns immer schnell an ya da ikinci çoğulda iyi olsaydı söz gelimi ne olurdu o zaman? Ihr zieht sich olmayacaktı da ne olacaktı? Euch olacaktı değil mi? Ihr zieht euch immer schnell an diyecektik değil mi? Burada şunu da hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Bu örnekte Thorsten özneye vurgu yapılıyor. Ama biz deseydik ki her zaman Thorsten hızlı giyinir. O zaman ne olacaktı? Immer zieht sich Thorsten schnell an diyecektik. Bu sanki böyle bir devrik cümle gibi gelebilir ancak değil. Gayet olağan bir cümle. Sadece ben vurguyu nereye yapmış oluyorum? Her zaman yani immer kelimesine vurgu yapmış oluyorum. Ancak burada özneyle başlandığı için Thorsten zieht sich immer schnell an şeklinde ne yapmış olduk? Cümlemizi oluşturmuş olduk. Sonraki örneğimize bir bakalım. Wir sich treffen mit Michael heute. Evet. Öncelikle bir anlamlandıralım. Sich treffen, sich treffen arkadaşlar buluşmak demek. Birisi ile buluşmak dediğimizde arkadaşlar sich treffen mit diyoruz. Dolayısıyla burada arkadaşlar sich treffen mit denildiğinde mit datif kapsamında değerlendiriliyor arkadaşlar. Dolayısıyla mich düzeltiyorum. Ich treffe mich mit denildiğinde demek ki burada bir datiflik söz konusu. Ancak tek başına sich treffen olduğundan dolayı ben bunu akusatif kapsamında değerlendirmek istedim. Bu konu başlığı altında değerlendirmek istedim. Dolayısıyla şunu bilmemiz gerekiyor. Cümlenin içerisinde mit varsa bu datifliği gerektiriyor. Heute ne demek? Bugün demek. Biz bugün Michael ile buluşuyoruz dediğimizde ne yapacağız arkadaşlar? Demek ki sich treffen değil mi? Bunu neye göre çekimlemem lazım? Wir'e göre. Dolayısıyla wir treffen uns denildiğinde arkadaşlar wir treffen uns bugün buluşuyoruz değil mi? Wir treffen uns heute bugün buluşuyoruz. Wir treffen uns heute bugün buluşuyoruz. Michael ile buluşuyoruz dediğimizde wir treffen uns heute mit Michael. Ben pekala şöyle de diyebilirdim. Bugün biz Michael ile buluşuyoruz. O zaman ne olurdu arkadaşlar? Heute başa gelecekti. Ne olacaktı o zaman? Heute treffen wir uns şeklinde yorumlanacaktı. Heute treffen wir uns mit Michael diyecektik. Ya da birazcık devrik gelebilir kulağa. Mit Michael treffen wir uns heute şeklinde de olabilirdi. Ancak burada dediğim gibi biraz sanki devrik gibi olurdu. Yanlış mı? Değil. Günlük dilde pekala kullanılabilir. Ancak günlük dilde biliyorsunuz ya da ne diyelim cümleler genellikle özne ile başladığından dolayı öyle bir eğilim olduğundan dolayı via ile kullanmayı daha uygun gördüm. O sebepten via ile başlattım cümleyi. Dolayısıyla biz bugün Michael ile buluşuyoruz dediğimizde demek ki wir treffen uns heute mit Michael dememiz
gerekiyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Markus badet sich jeden Abend. Markus badet sich jeden Abend. Thorsten zieht sich immer schnell an. Thorsten zieht sich immer schnell an. Wir treffen uns heute mit Michael. Wir treffen uns heute mit Michael. Sıradaki örneğe bakacak olursak arkadaşlar, sich waschen das Kind morgens. Evet, bu kelimeleri görüyoruz. Sich waschen yıkamak demekti. Demek ki sich waschen, değil mi? Waschen de refleksifliği gerektiren bir fiil. Akusatif kapsamı içerisinde. Das Kind çocuk. Morgens sabahları demek arkadaşlar. Bu arada morgen'in iki anlamı var. Ama morgen denildiğinde sabahleyin demek. Ya da morgen yarın anlamına geliyor. Yarın sabah erkenden diyecek olursak morgen früh demek. Bunu da böyle bir parantez olarak söylemiş olalım. Şimdi burada waschen fiiline baktığımızda arkadaşlar, waschen aynı zamanda düzensiz bir fiil. Düzensiz fiil neydi arkadaşlar? İkinci ve üçüncü tekilde ne oluyordu? A'nın üstüne ne geliyordu? Nokta geliyordu. Yani A umlaut. Öyle değil mi? Dolayısıyla üçüncü tekil olarak baktığımızda, değil mi? Das Kind ile başlamış cümle. Das Kind wäscht. Bakın, waschen ne oluyor? Ich wasche, du wäschst, er sie es wäscht. Değil mi? Wir waschen, ihr wascht. Sie waschen. Bunu zaten ayrıntılı şekilde düzensiz fiillerde unregelmäßige Verben dersimizi görmüştük. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa mutlaka o ilgili ders videosunu izlesinler. Şimdi burada demek ki ben ne yapıyorum? Az önce de çekimleme yaptığımızda ne demiştim? Fiili çekimliyorum, değil mi? Eylemi çekimliyorum. Ancak aynı zamanda da ne yapıyorum? Buradaki bu sich formunu da çekimlemem lazım. Ancak burada üçüncü tekilde olduğu için ne olacak? Sich olarak kalacak. Dolayısıyla çocuk sabahları yıkanır ya da yıkanıyor diyecek olursak, das Kind wäscht sich morgens. Çocuk sabahları yıkanıyor ya da yıkanır, değil mi? Biz ne demiştik daha önceden? İlk derslerimizde söylemiştim bunu. Almanca'da şimdiki zaman, yani yor diyoruz ya, yıkanıyor derken şimdiki zaman ya da yıkanır geniş zaman, değil mi? Almanca'da böyle bir ayrım yok arkadaşlar. Bunu geniş zaman olarak ya da şimdiki zaman olarak da değerlendirebiliriz. Cümleyi şöyle de başlayabilirdim. Morgens wäscht sich das Kind. Bu da pekala olurdu. Ne oluyor o durumda? Sabahları, değil mi? Ona vurgu yapmış oluyoruz. Sonraki örneğimize bir bakalım arkadaşlar. Sich befinden bulunmak demek arkadaşlar. Konum olarak bir yerde bulunmak derken sich befinden. Bakın arkadaşlar, burası çok önemli. Sich befinden mutlaka preposition in gerektiriyor. Demek ki burada gizliden bir in var. Zaten cümlenin içerisinde de vermiş, değil mi? In München, Münih'te derken demek ki ben ne yapmam gerekiyor? Sich befinden, evet, befinden bulunmak demek. Ancak mutlaka neyi gerektiriyormuş? Preposition in gerektiriyormuş. Ihr ikinci çoğul durum, değil mi? Bis März, Mart ayına kadar, değil mi? März aylardan üçüncü ay, değil mi? Mart demekti. In München, bu da Almanya'da, Güney Almanya'da bir şehir. Şimdi ben ihr ile başlatacak olursam cümleyi ne yapıyorum arkadaşlar? Ihr befindet euch. Ne yapacağım? Ihr ve ne yapacağım? Sich'i yere göre çekimleyeceğim ve euch diyeceğim. Siz bulunuyorsunuz derken demek ki ihr befindet euch bir yerde derken in, değil mi? İşte herhangi bir yerde ya da bir ülkede olabilirdi. In Italien, in der Türkei, in Deutschland, in Istanbul gibi ne yapabilirdim? Bunu yorumlayabilirdim. Dolayısıyla ihr befindet euch in München, siz
Münih'te bulunuyorsunuz, olacaksınız gibi bir anlam da aslında doğuyor. Besmiat, Mart ayına kadar Münih'tesiniz derken demek ki ihr befindet euch in München bis März demiş oluyoruz. Şöyle de diyebilirdik. In München befindet ihr euch bis März da diyebilirdik. Değil mi arkadaşlar? Sonraki örneğimiz ve son örneğimize baktığımızda sich freuen auf das Kind, das Paar. Evet. Sich freuen auf. Şimdi az önce befinden için ne demiştik? Befinden, sich befinden in gerektiriyor. Yani in prepozisyonu. Dolayısıyla burada sich freuen neyi gerektiriyormuş? Auf prepozisyonunu gerektiriyor. Burada das Kind çocuk demek. Das Paar çift. Evli çifti kastetmiş oluyoruz. Bakın burada evli çifti kastettiğimiz için arkadaşlar bunu tekil olarak algılamamız lazım. Yani üçüncü tekil olarak görmemiz lazım. Burada das Paar ile başlattığımızda cümleyi das Paar freut sich, evet seviniyor, freut sich auf das Kind, çift çocuğa seviniyor. Yani şöyle bir anlam doğmuş oluyor. Çift doğacak olan çocuğa seviniyor. Yani dünyaya gelecek olan, değil mi? Bebeğe seviniyor anlamı doğmuş oluyor. Dolayısıyla burada ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Das Paar freut sich. Bakın burada üçüncü tekile göre freut sich şeklinde yorumlanmış ve mutlaka auf, değil mi? Auf das Kind demiş oluyoruz. Demek ki çift yeni dünyaya gelecek olan, değil mi? Çift dünyaya gelecek olan bebeğe seviniyor derken, değil mi? Das Paar freut sich auf das Kind demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Das Kind wäscht sich morgens. Das Kind wäscht sich morgens. Ihr befindet euch in München bis März. Ihr befindet euch in München bis März. Das Paar freut sich auf das Kind. Das Paar freut sich auf das Kind. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde refleksive verben im akkusativ ile bir başlangıç yapmış olduk. Başlangıç diyorum neden? Çünkü bunun devamı geliyor olacak arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.